Kripto para yatırımcısı olmak için ne kadar sermaye gerekir? Arkadaşlar, kripto para yatırımcısı olmak için daha başlarken ilk başta sermaye bile gerekmez. Nasıl olacak bu derseniz, öncelikle kripto parayı almak ve satmakla insanlar para kazandığına göre siz nasıl alacağınızı ve nasıl satacağınızı biliyor musunuz? Göstergeleri, indikatörleri okuyabiliyor musunuz? Piyasayı koklayabiliyor musunuz? Bunlarla ilgili bir takım önce eğitimler almanız gerekir. Bu eğitimleri aldıktan sonra şöyle de düşünebilirsiniz. Örneğin çocuğunuza araba alacaksınız. Önce lüks bir araba almazsınız. Önce ikinci el bir araba alırsınız. Biraz vurup kırıp direksiyonu öğrendikten sonra, araba kullanmayı öğrendikten sonra ona lüks bir araba alabilirsiniz. Veya madem ticaretten konuşuyoruz, parasal konuşalım. Okula giden bir öğrenciniz var. Okula giden çocuğunuza işte önce bir 5 lira, 10 lira gibi küçük bir sermaye, küçük bir harçlık verirsiniz. Bu çocuk bakalım o 5 lirayla, 10 lirayla gününü geçirebiliyor mu? Bunu harcamayı biliyor mu? Bunu gördükten sonra okulun ilk günü harçlık olarak herhalde çocuğunuza 200 lira vermezsiniz. Önce ufak parayı verirsiniz. Yönetmeyi öğrendikten sonra belki bunu haftalık bir harçlığa ya da aylık bir harçlığa dönüştürebilirsiniz. Siz de kripto paraya yatırırken sermayenizi o şekilde düşünün. Hatta hiç sermaye yatırmadan bile öğrendiğiniz, eğitimini aldığınız yöntemleri kağıt üzerinde uygulayarak şu gün şu saatte şu fiyattan aldım, şu gün şu saatte bu fiyattan sattım şeklinde notlar alarak kâr edebildiğinizi görürsünüz. Ondan sonra doğru kararlar verdiğinizi görüyorsanız bunu reele dökersiniz ve bu sefer gerçek bir sermaye yatırabilirsiniz. Bu sermayeyi yatırırken de yine ufaktan başlamanızda fayda var. Örneğin 200 dolar gibi küçük bir rakamla başlarsınız. 200 dolarlık yatırımınızı artırabiliyorsanız, ki bizim eğitimlerimizde 200 doları ayın sonunda 350 dolar yapabiliyordunuz. Bunu başarabildiğinizi gördükten sonra sermayenizi artırabilirsiniz. Daha ilk günü, ilk seferden daha acemiyken hemen 10 bin dolarla, 20 bin dolarla, 100 bin dolarla bu işlere girmek sakıncalıdır arkadaşlar. Önce bilgi, eğitim gerekiyor. O yüzden küçük bir sermaye ile başlamakta her zaman fayda var. Ama ilk başlarken hiç sermaye bile harcamadan sadece kripto dünyasına adım atıp hesaplarınızı oluşturup, ekranlarınızı oluşturup almadan da kağıt üzerinde alıp satarak tecrübe edinerek ondan sonra özgüven geldikten sonra gerçek alımlar yaparak buradan para kazanabilirsiniz arkadaşlar.